Herkese selamlar. Bugün bilim çemberden bahsedeceğiz. Ana başlığımız trigonometri arkadaşlar. Trigonometriden her yıl ortalama 3 soru civarında çıkıyor ve bütün trigonometrik olaylar arkadaşlar bir bilim çember içerisinde gerçekleşiyor. Neymiş bu bilim çember? Hadi birlikte başlayalım. Şimdi bilim çemberde biliyorsunuz merkezi orijin olan ve yarıçapı birbirine olan çemberden bahsetmiş olacağız. Doğal olarak x eksenini artı 1 eksi 1'de kesecek. Y ekseni de aynı şekilde artı 1 ve eksi 1'de kesecek. Çünkü yarıçapı 1. Bundan sonra yatay eksen ismi bizim için kosinüs, trigonometri boyunca dikey eksen ismi de sinüs olsun. Şimdi bölgeleri de saatin tersi yönünde isimlendirelim. 1, 2, 3, 4 olsun. Bu durumda birinci bölgedeki işaretleri inceleyelim. Kosinüs burada tabii eksenin pozitif tarafında olduğu için kosinüs artıdır. Sinüs de burada y eksenin üst tarafında olduğu için yine aynı şekilde artıdır. Kosinüs sol tarafa geldiğimizde ikinci bölgeye eksi tarafa geçmiş oldu. Ancak sinüs hala artı tarafta bakın. Üçüncü bölgeye geldiğimizde burada kosinüs eksi tarafta ancak sinüsün de eksi tarafına yani y eksenin alt tarafına geçmiş olduk. Dördüncü bölgede zaten işaretler oluşmuş oldu. O zaman her zaman analitik düzlemde birinci x ikinciye yazardık ya artık bundan sonra x eksenin ismi kos, y'nin ismi de sin olacağına göre önce kosun işaretini sonra sinin işaretini belirtelim. Ne olacak bakın birinci bölgede işaretlerimiz artı artı olacak yani kos da artı sin de artı. İkinci bölgede kos eksi ancak sin artı. Üçüncü bölgede hem kos hem sin eksi eksi. Dördüncü bölgede ise bu sefer kosinüs artı bakın ancak sinüsümüz eksi. Evet bu şekilde bunlardan bahsedelim. Bir de ne yapalım? Tanjant ve kotanjanttan bahsedelim. Onların eksenleri hangileri onu görelim. Yine birim çemberi çiziyoruz. Buralar artı 1 eksi 1 bakın değil mi? Şimdi burası yine aynı şekilde artı 1 eksi 1. Tanjant ekseni bu sefer sinüs eksenine paralel bir eksen. Yani şunu çizdiğimde bu bizim artık tanjant eksenimiz olacaktır. Bunu çizdiğimizde de bu bizim kotanjant eksenimiz olacaktır. Yani kotanjant da kosinüse paralel. İsimleri koskot buradan aklımızda kalsın. Kotanjant kosinüse paralel, tanjant ise sinüse paralel. Şimdi buradan bir şey görüyoruz, bir sonuç çıkarıyoruz. Sinüs ve kosinüs değerleri birim çember içinde gerçekleşeceği için en fazla artı bir, en az da eksi bir değerini alabilir. Sonuçta bir çemberin içerisinde hareket edecekler. Bunu birazdan detaylandıracağım. Tanjant ve kotanjant ise çemberin içinde değiller farkındaysanız. Ne yapıyorlar? Sonsuza doğru gidiyorlar. Yani tanjant ve kotanjant artı sonsuzdan eksi sonsuza kadar bütün değerleri alabilirken sinüs ve kosinüs sadece ne yapacaktır? Artı bir ile eksi bir arasında değerler alacaktır. O zaman şöyle yazabiliriz. Sinüs artı 1 ile eksi 1 arasında yani birim çember içerisinde kosinüs de aynı şekilde artı 1 ile eksi 1 arasında değerler alacaktır. İçindeki açının ne olduğu umurumuzda değil. İçine ne koyarsanız koyun bir şekilde o ne yapacaktır arkadaşlar? Artı 1 ile eksi 1 arasında bir sonuç verecektir bize. Şimdi biraz sorular görelim. Bakalım bununla ilgili ne tür sorular gelecek karşımıza. Trigonometri 5-6 bölüm altında inceleyeceğim arkadaşlar. Orada zaten tüm parçaları izlediğinizde taşlar yerine oturacaktır. Şimdi işaretlerden bahsetmiştik. Hemen birim çemberi çiziyoruz. Birinci bölgede arkadaşlar tabii 1090'ın önce esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Ne yapıyorduk esas ölçü bulurken? 1090'ı 360'a bölüyorduk, değil mi? 3 ile çarparsam 1080 ne oluyordu? 10. Demek ki aslında sin 1090 yerine biz sinüs 10 yazabilirmişiz. Sinüs 10 derece birinci bölgedir. Çünkü burası 0, burası 90, burası 180, burası 270 ve burası yine 360 olacaktı. Birinci bölgede olduğuna göre 10 derece. Burada sinüsün işareti artıdır. Şimdi kosinüs 730'a bakalım. 730'un da hemen esas ölçüsünü bulalım. 360'a böleceğiz. 2 tane 360'tan 720 çıkardığımda bunun da arkadaşlar esas ölçüsü 10'muş. Yani kosinüs 10'dan bahsedeceğiz. Yani kos 730 ile kos 10 birbirine eşitmiş. Bunu biliyoruz önceki konudan. Dolayısıyla koson da arkadaşlar birinci bölgede onun da işareti artıdır. Bir de şimdi tanjant 550'ye bakalım. Tanjant 550 bunun esas ölçüsünü 360'a bölüyorum. 1 çarpı 360, 360 çıkarırsak ne kalıyor bakalım? 0, buradan 9, buradan da 1 kaldı 190. Demek ki bunun da esas ölçüsü tanjant 190'mış. 190 kaçıncı bölgede bakıyorum? Üçüncü bölgede değil mi? Neden? Çünkü 180'i geçmişiz, 270'e doğru yaklaşmışız. Buradayız yani. O zaman burada da tanjantımız artıdır. Neden artı? Şimdi sinüs ve kosinüsün işaretlerine bakalım. Burada sinüs neydi? Eksi. Kosinüs neydi? O da eksiydi. Tanjantın arkadaşlar sin bölü kos olduğunu düşünecek olursak. Sinin işareti eksi, kosun işareti de eksi. Eksinin eksiye bölümü artı yapacaktır. Demek ki tanjant bu bölgede artı işareti alacaktır. O zaman gördüğünüz gibi üçünün de artı olduğu şık olan Adana'yı işaretleyeceğiz. Evet, sıradaki sorumuza gelelim. Kosinüs eksi alfa, kotanjant alfa, tanjant iki alfa ifadenin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şimdi bunların işaretlerini bulmamız gerekiyor. Alfa nasıl bir şeymiş bakıyorum. Şimdi pi bölü 4'ün 45 olduğunu biliyoruz. 3 ile çarparsak 135.
Pi de zaten 180. O zaman biz alfanın 135 ile 180 arasında olduğunu biliyoruz. Bize sorulan değerleri tek tek hesaplayalım. Kosinüs alfa. Yani kosinüs, örneğin bu aralıkta bir değer seçin. Ne olsun? Atıyorum tamamen. Kaç olsun? 150 olsun mesela. Bu aralıkta herhangi bir değer seçebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Kosinüs eksi 150. Ancak bu eksi esas ölçü değil. Biliyorsunuz esas ölçünün 0 ile 360 arasında olması gerekiyordu. O zaman ne yapacağız? Buna bir 360 ekleyerek onu pozitif hale getireceğiz. Bu eksi 150'ye ben bir tane 360 eklersem bunun esas ölçüsünü bulmuş olurum. O da 210 mu yapar? Demek ki aslında kosinüs 210'dan bahsediyoruz. Kosinüs 210 kaçıncı bölgede? Evet, 3. bölgede. 210 değil mi? Bakın 180 ile 270 aralığındadır. Burası 90'dı, burası 0'dı hatırlayın. Burası aynı zamanda 360'dı. Çünkü çember dönüp dolaşıp değil mi 0 ile 360'ı birleştiriyor. Bu bölgede, 3. bölgede kosinüse dönecek olursak işaretimiz eksidir. Çünkü kosinüs x ekseniydi ve x ekseninin negatif tarafındayız. O zaman bunun işareti eksi olacak. Açıyı biz 150 seçtik ya, bize verilen aralıktan rastgele bir açı seçtik. Hangisini seçerseniz seçin aynı sonuç çıkacaktır. Soru ayarlanmıştır. O zaman kotanjant alfayı görelim hadi. Yani kotanjant 150'yi. 150 bu sefer şöyle kırmızıyla göstereyim. Bakın 2. bölgede. Doğru mu? 150 2. bölgede olduğuna göre arkadaşlar o zaman ne olacaktır? İkinci bölgede kotanjant negatiftir. Neden? Çünkü kotanjant kosinüs bölü sinüstür. Kosinüsün işareti nedir ikinci bölgede? Bakın eksi. Sinüsün işareti nedir ikinci bölgede? Artı. Eksinin artıya oranı nedir? Eksi. Negatif ile pozitif değil mi? Oranlarsak sonuç eksi çıkacaktır. Demek ki kotanjantın işareti burada neymiş? Eksiymiş. O zaman bunun üzerine de eksi yazalım. Ve son olarak tanjant 2 alfayı hesaplayalım. Alfaya biz 150 dediğimize göre tanjant 2 alfa da ne yapacaktır? 150 çarpı 2'den 300 yazalım direkt şuraya. Hiç uzatmayalım. Tanjant 300. 300'e bakıyorum. Yeşil kalemimi aldım. 300'de arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi değil mi? 4. bölgede bir açı. Tanjantta biraz önce kotanjant yaptığımız gibi simbolü cos da bulunamıyor muydu işaret olarak? Sinüsün işareti bakıyorum 4. bölgede artı. Pardon özür dilerim eksi. Evet burada eksi. Kosinüsün işareti orada artı. Eksinin artıya bölümü nedir? Eksi. Demek ki tanjant 3. bölgede eksi işareti alacakmış. Biz ne yaptık o zaman? İşaretleri nasıl bulduk farkındaysanız? 3'ünü de eksi bulduk. Değil mi? O zaman 3'ün de eksi olduğu şık Edirne bizim için doğru cevaptır. Şimdi gelelim birim çember muhabbetine. Eğer bir nokta arkadaşlar birim çember üzerinde ise koordinatların kareleri toplamı 1 yapmak zorunda. Nereden geliyor? Bunu konuşalım hadi beraber. Şimdi birim çember üzerindeki her noktanın yani yarıçapın uzunluğu bir birim olacaktır. Örneğin şöyle bir nokta seçtiniz diyelim. Bunun orijinal uzaklığı bir birim değil midir? Çünkü adı üzerinde birim çember yani yarıçapı bir olan bir çemberden bahsediyoruz. Bizim koordinatlarımız x ve y şeklinde ifade edildiğinde biz bunun x eksenindeki iz düşümüne baktığımızda şu uzunluğun x birim olduğunu, y eksenindeki iz düşümüne baktığımızda şunun da y birim olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, çemberimiz birim olduğuna göre x kare artı y kare Pisagor'dan her zaman bir eşit olacaktır. Demek ki bir nokta birim çember üzerindeyse arkadaşlar koordinatların kareleri toplamı ne yapacaktır? Her zaman 1 yapacaktır. O zaman bakıyorum eksi kök 2 bölü 3'ün karesi artı y'nin karesi eşittir 1 olmalı diyorum. Buradan arkadaşlar bir 2 bölü 9'umuz var artı buradan y karemiz var eşittir 1. Y kare buradan 7 bölü 9 değil mi? Y de buradan nedir? Kök 7 bölü 3. Sorun var mı arkadaşlar? Evet, birim çember üzerinde ise demek ki kök 7 bölü 3 olabilir cevap. Peki neden olabilir demiş. Yani biz tek cevap bulduk. Aslında tek cevap bulmadık. Kare kök dışına çıkarırsak y aynı zamanda eksi kök 7 bölü 3 de olabilir. Bunların ikisi de birim çember üzerindedir. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleyeceğiz arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor. Biraz önce aslında en başta birim çemberi tanımlarken konuşmuştuk. Sinüs ve kosinüs birim çemberin içerisinde gerçekleşen olaylar olduğu için bunların uzunlukları asla artı 1'i geçemez. Asla eksi 1'den de küçük olamaz. Tanjant kotanjant her şey olabilir. Onda sıkıntı yok. Ancak sinüs ve kosinüs 1'i geçemezler. Eksi 1 ve artı 1'i. O zaman buradan yola çıkalım. Şimdi bakıyorum sinüs alfa ne demiş? Evet eksi 1'den küçük bir sayı yani aralığa giriyor sorun yok olabilir. Buraya bakıyorum kosinüs yine 1'den küçük olabilir sorun yok. Tanjant ve zaten kotanjant hiç sıkıntı yoktu. Onlar her özgür yani her değeri alabilirlerdi. Onlar da hiç kıyaslamıyorum bile. Şimdi sekant kosekant o zaman burada yeni şeylerden bahsedeceğiz biraz. Sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüs değil mi? Kosekant neydi? 1 bölü sinüs. Doğru mu? Kosek yazalım şöyle. Evet buradan da baş harfler zıt buradan aklımızda kalsın. Sekant kosinüs, kosekant sinüs. Yani biri CS, biri SC. Dolayısıyla baş harfler zıt olacak şekilde bunları dönüştürebiliyoruz. Şimdi ben bakıyorum.
Adam bana demiş ki Denizli'de sekant eksi 3.17. Sekant 1 bölü kosinüs değil miydi? O zaman bu eksi 3, 317 bölü 100 desem. Değil mi? Her iki tarafı da şurada takla attırırsam ne olacaktır? Kosinüs eşittir 100 bölü 317. Bu da ne yapar? Yaklaşık olarak 0.3 gibi değer yapar. Yani ne oldu? Yine birden küçük oldu ve eksi birden de büyük oldu. Tabii eksisi var, ikisini unutmayalım. Evet. Yine eksi 1 ile artı 1 aralığında olduğu için bu da olabilir. Sorun yok. Ancak Edirne'de de sorun çıkacak. Bakalım. Çünkü kosekant demek 1 bölü sin mi demekti? Bunun da 32 bölü 100 olduğunu biliyoruz. Biz bunu takla attırırsak hem sol tarafı eşitlikte hem sağ tarafı takla attırınca biliyorsunuz sorun çıkmaz. 100 bölü 32 oldu ki bu da yaklaşık olarak değil mi? 3,2 gibi bir değer olsun diyelim. Ne oldu? Sinüs değeri birden daha büyük çıktı. Sinüs değeri artı birden büyük, eksi birden de küçük olamazdı. Demek ki aradığımız cevap Edirne'ymiş. Evet, aynı muhabbet üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. Kosinüs ve sinüs asla artı birin üstünde, eksi birin altında olamaz dedik. O zaman bu ifadenin en büyük değeri için ben sinüs 2x yerine ne vermeliyim? Eksi 1 vermeliyim. Önünde eksi bir işaret olduğu için arkadaşlar ben sinüse eksili bir değer verirsem bu artıya dönüşür ve daha büyük bir sonuç bulmuş olurum. Dolayısıyla sinüse verebileceğim en küçük negatif değeri vermem lazım. O da nedir arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1'in dışına çıkamıyorduk. O zaman 6 eksi 2 çarpı eksi 1'den cevabımız 6 artı 2'ye dönüştü. Ve bu da Denizli oldu. Evet, gelelim buraya. Burada da A'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı diyor. Şimdi kosinüs için konuşalım. Kosinüs neydi arkadaşlar? Pardon. Sahneyi oynattık. Evet. Kosinüs alfa neydi arkadaşlar, ya da kosinüs x? Yalnız bırakacak olursam 3a eksi 2 bölü 7 idi. Biz zaten kosinüsün artı 1 ile eksi 1 arasında değer alması gerektiğini düşünmüyor muyduk? O zaman kosinüsün karşındaki şu ifadede, yani 3a eksi 2 bölü 7 de aynı şekilde artı 1 ile eksi 1 arasında değerler alacaktır. 7'yi her iki tarafa atarsak eksi 7, 3a eksi 2, 7. Eksi 2'yi her iki tarafa atarsak eksi 5 küçük eşittir 3a küçük eşittir 9. Her iki tarafı şimdi 3'e bölersek eksi 5 bölü 3 küçük eşittir a küçük eşittir 3. Demek ki a değerimiz eksi 5 bölü 3 ile ne olmalıymış? 3 arasında değerler almalıymış. Tam sayı diyor. 5 bölü 3 yaklaşık 1.7 gibi bir sayı yapar arkadaşlar. Yani demek ki eksi 1.7'den büyük olacak aradığım a sayısı, 3'ten de küçük olacak ama bundan eşit de olabilir. Yani sinüs ve kosinüs değerleri biliyorsunuz artı 1 eksi 1 değerlerini alabilirdi. Dolayısıyla bakın buralara ne yaptık? Eşitlik koyduk değil mi? Eşitlik olabilir. O zaman bu aradaki tam sayıları bulalım hadi. Ne olabilir? Eksi 1 olabilir. A için yazabileceğim değerleri konuşuyorum. 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Yani kaç tane değer bulmuş olduk? 5 tane. Aa pardon, bunların toplamını soruyormuş. O zaman bunları toplayalım hadi. Eksi 1 artı 1 birimi götürsün. Yine 5 geldi. Çok şanslıyız arkadaşlar. Evet, benzer bir soru. Kesirin alabileceği en büyük değer diyor. Bir kesirin en büyük olması için payının en büyük olması gerekiyor. O zaman sinüs yerine benim verebileceğim en büyük değer artı 1'dir. Artı 1 verirsem o zaman 3 artı 1 bölü 2'den sonuç ne olacaktır arkadaşlar? 4 bölü 2'den 2'ye dönüşecektir. Bu kesirin alabileceği en büyük değer diyor. Yine aynı hikaye arkadaşlar. Ben kosinüs yerine eksi 1 verebilirim. Neden? Çünkü önünde bir eksi işaret görüyorum bakın burada. Eksi varsa ben de eksili bir değer vermeyeyim ki bunlar çarpıp artıya dönüşsün ve daha büyük bir sonuç elde edeyim. O zaman 3 artı 5 bölü 2'den, yani 8 bölü 2'den buradan alacağımız en büyük değer 4'tür. Evet, eşitliğini sağlayan en büyük n tam sayısı nedir diyor. Hemen işler dışarı yapalım, bir görelim neler varmış elimizde. 2n eksi 4 sinüs x eşittir 6 artı 9 sinüs x. Şunu buraya atarsak 13 tane sinüs x eşittir. Bunu da buraya atarsak 2n eksi 6 mı oldu? Her iki tarafı 13'e bölelim. Bakın ne oldu arkadaşlar? Sinüs x eşittir 2n eksi 6 bölü 13. O zaman soru biraz önce bize sorulan, iki soru önce sorulan soruya dönüştü arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Sinüsün ve kosinüsün artı 1 ve eksi 1 aralığında değer alması gerektiğini görüyorduk. O zaman hemen şunu yazabilirim. Sinüs artı 1 eksi 1 aralığında değer alacaksa tabii ki bunun karşılığında ona eşit olan 2n eksi 6 bölü 13 de aynı şekilde artı 1 ile eksi 1 aralığında değerler alacak. Buradan ne oldu? Eksi 13 küçük eşittir 2n eksi 6 küçük eşittir 13. Her iki tarafı 6'ya atarsak bu eksi 6 hem buraya hem buraya artı olarak geçecektir. Eksi 7 küçük eşittir 2n küçük eşittir 19. Her iki tarafı 2'ye bölersek ne olacaktır? Eksi 3,5 küçük eşittir n küçük eşittir 19'u 2'ye bölersek 9,5 mu yapar? Demek ki en son noktada geldiğimiz yerde eksi 3,5 ile 9,5 arasında değerler almalıymış n. Kim onlar? Hadi yeşille yazalım olabilecek değerleri. Eksi 2, pardon eksi 3 var değil mi? Bunun sağ tarafında. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, kaça kadar? 9'a kadarki değerler var. En büyük n tam sayısı neymiş arkadaşlar? 9'muş.
Yani cevabımız deniz olsun. İfadesinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Eğer açılarımız 360'dan büyükse önce bunların esas ölçüsünü bulacağız. Ya da sıfırdan küçükse yine önce bunların esas ölçüsünü bulacağız. Biliyorsunuz esas ölçü dediğimiz 0 ile 360 arasında olmak zorundaydı. Bakıyorum bunların hepsi negatif. O zaman onları bir esas ölçüye dönüştürelim. Ne olacak arkadaşlar? Buna bir 360 ekleyerek kosinüs 190 diyebilirim. Buna bir 360 ekleyerek kosinüs 160 diyebilirim. Bunun zaten esas ölçü olduğunu görüyoruz. Tanjant 290. Buna da bir 360 ekleyerek bunu kotanjant 20 diyerek esas ölçüye dönüştürebiliriz. Hemen birim çemberimizi çiziyoruz. Bakıyorum şimdi kosinüste başlayalım. Şöyle yeşil kalemimi aldım. 190 nerede bakıyorum? 190 şuralarda bir yerde değil mi? 190 derece. Bu bölgede arkadaşlar kosinüs eksi, sinüs de eksi. O zaman A'nın işaretinin eksi olduğunu söyleyebiliriz. İkinciye bakıyoruz. Kosinüs 160. 160 nerede? Burada. Evet 160 nerede? 160'a bakıyoruz şimdi. 160 şurada bir yerde değil mi? 160 derece. O zaman burada ise 160 yine ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için bu da eksi olacaktır. Pardon özür diliyorum o sinüsmüş. Hemen düzeltiyorum. Bunun başında sinüs yazıyormuş arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Bunu sinüs yazalım. Evet sinüs ikinci bölgede ne olacaktır? Artı olacaktır. O zaman hiç sorun yok. Şimdi gelelim tanjanta. 290 nerede? Hemen 290'ı yine yeşil kalemle çiziyorum. 290 270'in biraz sağındadır. Yani şurada bir yerde. Burada tanjant nedir? Negatif. Neden? Hatırlayın tanjant neydi arkadaşlar? Sinüs bölü kosinüstü. Doğru mu? Bakıyorum bu bölgede kosinüs artı, sinüs eksi. Eksi ile artının oranı nedir? Eksi. Demek ki 290'ın olduğu yerde tanjantımız negatif değer alıyormuş. Kotanjant 20'ye bakalım. 20 de arkadaşlar şöyle birinci bölgededir. Birinci bölgede biliyorsunuz herkes artıdır zaten. Hiç tereddütümüz yok. Dolayısıyla işaretimiz eksi artı eksi artı şeklinde olacak. Bakıyorum var mı öyle bir şey? Eksi artı eksi artı. Evet Ceyhan'da var. Evet, önemli soru tiplerinden birine geldik. O birim çemberin, o merkezi birim çemberin bir parçası çizilmiştir diyor. Buna göre C'nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, burada şunu yapalım arkadaşlar. Sinüs ekseni biliyorsunuz neydi? Dikkat ederseniz şu dikey eksendi, kosinüs de bu yatay eksendi. Yani bir açının sinüs ekseni üzerindeki iz düşümü bize onun sin değerini verir. Bir açının kosinüs ekseni üzerindeki iz düşümü onun bize kos değerini verir. Şimdi bakalım ben neyi bulmak istiyorum? C'yi bulmak istiyorum. Yani şuraya ihtiyacım var. X diyelim buraya. O zaman buradan aşağıya şöyle bir dikme çizdiğimde burası da X olmayacak mıdır? Evet. Ben zaten şuraya 1 dersem tamamına. Demek ki aslında ne yapmam gerekiyormuş? Şurayı bulmam gerekiyormuş. Yani buraya da 1 eksi X diyeceğim. Arkadaşlar şu üçgeni düşünelim. Şöyle kırmızıyla tarayayım bakın. Şu üçgeni düşünelim. Zaten hipotenüs 1 birim. Hangi üçgenden bahsediyorum? Şu üçgenden bahsediyorum. Birim çemberden bahsettiğim için yarıçap. Yani buradaki hipotenüs olmuş oluyor. 1. Komşuyla hipotenüs arasında bir ilişki var. Komşuyla hipotenüs bize kim anlatıyordu? Kosinüs anlatıyordu. Demek ki kosinüs alfa eşittir. 1 eksi x komşu bölü hipotenüs. Değil mi? Kosinüs alfayı hatırlayalım hemen şurada. Komşu bölü hipotenüs değil mi? Böyle diyebilirdik. Şimdi o zaman ben buradan görüyorum ki kosinüs alfa eşittir 1 eksi x. Biz x'i merak ettiğimiz için x'i bu tarafa alıyoruz. Artı olarak geçiyor. Kosinüsü karşıya atıyoruz. 1 eksi kosinüs alfa olmuş oluyor. Demek ki bize sorulan uzunluk 1 eksi kosinüs alfaymış. Yani cevabımız C'ymiş. Evet. Geldik buraya. Yine ona benzer bir soru var. Bunlar da biliyorsunuz son dönemde çok çok karşımıza çıkmayan yeni nesil sorulardan bir tanesi çıkmaya başlayan. Burada yine bize sorulan yere x diyerek başlayalım. Bakın bize ne soruluyor? C'de soruluyor. Hemen C diye x diyerek başlıyorum. Zaten şuranın da 1 olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü birim çember ve orası yarı çap 1 yani. Alfa şu an iyi bir yerde durmuyor. Alfayı da taşımak istiyorum. İç dersinden şuraya taşıyorum arkadaşlar. Bakın elimde şöyle bir üçgen oluştu. Şuranın da 1 olduğunu biliyorum. OB de yarı çap çünkü. O da birim çemberden dolayı 1. Dolayısıyla ben şimdi verilen kenarlarla ilgili ve alfayı kullanacağım bir trigonometrik değer hesaplamam gerekiyor. Bu da bana sinüsü hatırlatıyor. Neden? Çünkü sinüs alfa neydi hatırlarsanız. Sinüs şuraya yazalım. Karşı bölü hipotenüs. Karşı kenar burada ne bakıyoruz arkadaşlar? Alfa için konuşacak olursak 1. Hipotenüsüne buradan bakıyoruz. X artı 1. Dolayısıyla biz buradan X'i çok rahat bulabiliriz. O zaman ne yapacağız? Önce her iki tarafı bir takla attıralım. X artı 1 yukarıya gelsin. Tabii ki bunu da takla attırdım. 1 bölü sinüs alfa olmuş oldu. 1 bölü sinüs alfa şıklara baktığım zaman kosekant gibi şeyler görüyorum. Bunun kosekant alfa olduğunu çok rahat söyleyebileceğim. Eşittir X artı 1. Artı 1'i sol tarafa atarsam kosekant
alfa eksi 1 eşittir x olacaktır. Bu da Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birim çember çok basit ve temel bir konu. Lütfen soruları defalarca izleye izleye özellikle sonraki soruyu biraz sindirmeye çalışın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, başarılar diliyorum.